Merhaba arkadaşlar, Kamu Gözü kanalına hoş geldiniz. Bugün, geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen Metrorail Forumunda yapılan sunumları özetleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Yücel Bey sunumunda belediyelerin yüksek maliyetli raylı sistem yatırım kararlarını verebilmeleri için öncelikle ulaşım ana planını oluşturmaları gerektiğini belirtti. Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planlarından örnekler verdi. Tramvay projelerinde yaşanan sorunları ve şehir caddelerinin insan odaklı dönüşümünü sağlamak için neler yapılması gerektiğini anlattı, ülkemizden ve dünyadan örnekler sundu. Salih Bey, Mersin Ulaşım Ana Planı ve Raylı Sistem projeleri hakkında bilgi verdi. 2030 yılında günlük toplam toplu taşıma yolcu sayısının 1,5 milyon kişi olacağını söyledi, bu rakamın %80'ini metro ile taşımayı hedeflediklerini belirtti. 2 Eylül'de Mersin Metrosu'nun bir nolu hat projesinin 2019 yatırım programına alındığını aktardı, projenin tek tüp kullanılarak gerçekleştirileceğini söyledi. Mehmet Bey, İzmir'in tamamlanan ve planlanan raylı sistem yatırımlarından bahsetti. Narlıdere Metrosu'nun durumu ile Buca ve Otogar projelerinde gelinen son aşamayı aktardı. Çiğli Tramvayı ve İzban Banliyö hattının uzatılması konularında bilgi verdi. Hasan Bey, Konya'nın raylı sistem tarihçesinden bahsettikten sonra planlanan projeleri açıkladı. Raylı sistem planlamasında öne çıkan 5 projenin detaylarını da paylaşan Hasan Bey, 1. etap metro hattının ihalesinin yapıldığını da hatırlattı. Konya'da bataryalı tramvay projesinin de hayata geçirildiğini ve katenersiz 2 kilometrenin üzerinde bir bölgede sadece bataryadan güç sağlandığını söyledi. Serdar Bey, Ankara'da yapımı süren ve planlaması devam etmekte olan projeler hakkında bilgi verdi. Gerek Büyükşehir Belediyesi ve gerekse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen projelerde gelinen son durumu aktardı. Sinan Bey, dünyada ve ülkemizde raylı sistem yatırımları hakkında bilgi verdikten sonra inşaat sektörünün temel problemlerini anlattı. Orhan Bey de metro yapımında karşılaşılan problemlerden bahsetti. Nedim Bey'in sunumu peron ayırıcı kapı sistemleri üzerineydi. Serhat Bey, yerli ve milli lokomotif projelerini anlattı.
İlhan Bey vagon sanayisinde gelinen son aşamayı aktardı. Teknoloji transferi ve milli EMU projesi konusunda bilgi verdi. İsmail Bey tasarım ve üretimde yerlilik oranının artırılmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Pelin Hanım ise İstanbul Raylı Sistem yatırımları hakkında bilgi verdi ve üzerinde çalışılan projelerden bahsetti. Sunumlardan derlediğimiz bilgilerin detaylarını sonraki videolarımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz. Thank you.